Yeni Mesaj gazetesinin artık geleneksel hale gelen Atatürk Vatandaşı sempozyumları Anadolu'yu gezmeye devam ediyor. Sempozyum serisinin 24. durağı Bursa oldu. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim'le başlayan sempozyumda önce selamlama konuşmaları yapıldı. Ali Garaçoğlu, Şevket Tamaç, Mahmut Erdem ve Profesör Doktor Mehmet Palamut'un selamlama konuşmalarının ardından oturumlara geçildi. Profesör Doktor Ömer Saraçoğlu başkanlığında yapılan ilk oturumda Murat Cabas, Hasan Hüseyin Tekin, Zeki Garaçoğlu, Doçent Doktor Ahmet Hamdi Kepekçi, Sani Ak, Fuat Şengül ve Selim Kotil konuştu. İkinci oturuma ise Doktor Abdullah Terzi başkanlık etti. Bu oturumda da Seçil Mumcuoğlu, Aslı Havuzlu, Hasan Aydın, Sabiha Kara Mustafa, Lütfullah Önder, İbrahim Berk, Muharrem Bayraktar, Profesör Doktor Ömer Eyercioğlu ve Mehmet Dinç söz aldı. Bursa Atatürk Vatandaşı Sempozyumunun konuşmacılarından enerji uzmanı BTP İstanbul İl Başkanı Fuat Şengül siyasi ve ekonomik gündem üzerine çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi bombalaması üzerine konuşan Şengül şunları söyledi. Emperyalizm bir gün bizim de kapımıza gelirse, ABD'nin Suriye'ye attığı füzeleri alkış tutanların yine alkış tutacağını kimse hatırından çıkarmasın. Sırada kim var? Büyük Orta Doğu projesi hedefindeki 22 ülkeden geriye ne kaldı? Bunları ciddi bir şekilde düşünme zamanımız geldi de geçiyor. Kitle imha silahıyla, yalanıyla İslam alemini işgal eden evangelist Amerika'nın Müslüman Suriye'yi vurduğu gün sureti haktan gözüken içimizden birileri Amerika Birleşik Devletleri'nden memnuniyet duyduklarını söylediler. Çok az füze atıldı, İçimizi serinletmedi diyenler bile oldu. Iraklı bir alim vardı, İyad Celaleddin diye. Ağustos 2017'de memleketiyle ilgili bir konferansta şöyle demişti. Irak'ın bir mucizeye, bir kurtuluşa ihtiyacı var. Bir Atatürk'e ihtiyacı var demişti. Anadolu'nun batının çizmeleriyle çizmeye çalıştığı o şer haritanın cetvelini, kalemini kırıp atan, mürekkebini kurutan, işgalcilere de bu mübarek topraklardan kovan Atatürk'ü sadece biz değil, tüm İslam alemi büyük bir özlemle arıyor. Konuşmasında ekonomi üzerine de değerlendirmelerde bulunan Şengül, şimdi ekonomi coştu diyorlar, rakamlar ortada, neler coşmuş hep beraber bakalım dedi, şu çarpıcı örnekleri verdi. İthalat doğru coştu. Dolar coştu gidiyor. Euro o da coştu. Altın o da coştu. Faizler, gecelik faizler o da coştu. Trafik cezaları o da coştu. Dertler coştu, vergiler coştu. 70 milyar dolar dış ticaret açığı coştu gidiyor. 60 milyar TL bütçe açığı o da coştu gidiyor. İşsizlik %13'leri geçti, o da coştu. Enflasyon %15'leri geçti, o da coştu. Elektrik %50 zamlandı. Ne kadar güzel coşmuş değil mi? Benzin %50 zamlandı. Doğalgaz %50 zamlandı. İşte bu coşanlardan bahsediyorlar herhalde ekonomimiz coştu deyince. Biz de onları tasdik edelim dedik yani. Coşan birçok şey var, doğru. Şimdi tarım bitti diyorlar. Çiftçiler feryat ediyor. Sesimizi kimseye duyuramıyoruz diye. Şimdi onlara sesleniyorum arkadaşlar. Çiftçi kardeş, köylü kardeşim, emekli kardeşim, memur kardeşim, işçi kardeşim, senin sesini duyan biri hep vardı. Gece demeden, gündüz demeden, bazen bir köye gitti, bazen şehre gitti, bazen eve gitti, bazen gurbetteki Türk vatandaşlarına gitti. Dertleriyle dertlendi, çareler sundu. O hep Anadolu'nun yollarında sana geldi. Bıkmadı, anlattı. Ama asıl sen onu duymadın. Ses vermedin. Rusya'ya, Duma'ya gitti, dünyaya seslendi. O sese 4 milyar insan ses verdi.
Ama sen yine sana zilleti yaşatanları dinledin. Bugün ülkemize, İslam alemine huzur lazım, barış lazım, güçlü bir ekonomi lazım, Ehl-i Beyt nefesli bir er lazım. Bu milleti düştüğü yerden kaldıracak, çare olacak lider lazım. Ümmet kardeşliğini yaşatacak bir Türk lazım. Hepimize, bugünümüze, yarınlarımıza Profesör Doktor Haydar Baş lazım.